Elhamdülillahi, elhamdülillahi, es-salatu ve's-selamu ala Resulillahi. Amma ba'du, muhterem ehli İslam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ki hem olsun, Peygamberimizge salavat ve salamlarımız olsun. Muhterem azler, bu sohbetini başlayan derre öneke geldi, bu maşinelerimizin natoru koygeldiğimiz hakkında malumatlar kaptırdı. Allah ki hem olsun, yaratken Rabbimizge şükranılar olsun. Bu kardamla sohbeti başıda cuma hemmemiz cumanı bir mücelleb kegemiz derro hafta ulağını nömrden başla vardınız. Hani ki otobüeler hal derdi, hal koydu, hal koydu derdi. Özü hal kapkara nerse, kapkara nerse, huni nerse. Lekin güzellerde olsa çıraylı oladı, güzel yüzlerde hal olsa çıraylı oladı. Bu notori maşinalarda qo'yganimiz jumamizni holi shu. Birodarlar, bu shu hol qo'ymasak, shunaqa ishlarni qilmasak, bemalol mana yerda bemalol suhbatlarni qilardik, namozlarni o'qirdik. Qorakam chiroyli qilib Surai Kahfni o'qib beryaptilar. Shu kishini eshitaman deb kelaman men ham. Bir Surai Kahfni bir maza qilib eshitsam edi deb. Bunaqa hol qo'yversak yaxshilikka bormas ekan, shuning uchun muhtaram azizlar shu ulovni qo'yayotganda bunga e'tiborlik bo'laylik, hol bo'lib qolmasin. Allohga hamd bo'lsin, yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Mana bugun juma, alhamdulillah, Alloh taborak va taolo sizga bizga Jumodil avvalni mana 25-chi juma kunini nasib qilib turibdi. Bugungi suhbat sarvari olamni bir kunlari deb ataladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir külleri. Yani şu hadislerden, malumatlardan, ulemalar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in irtelep tangda uygan gelleriden başlayıp ta hıftanını okup hula günlerce ma beynenin ortasını çırağıyla gibi hadisler, hüccetler esası da keltirgeller. Şundan bir işteylik Allah'ın berçemizi Hazreti Cenab-ı Rasulullah ki irgeçliğinde ber devam etsin. Muhterem cemaat, akıl insan hayatı devamında salih kişilerinin faziletli cihetlerinden örnek alıp yaşaydı. Akıllı adamın sıfatı şu, aslında hem günahkar. Lekin bu günahkarların içindeki akıllıları var. Akıllılar yaşa adamlarla ergeşeyip yaşaydı. Akıllılığı şunda onu, aklı şunda şunu. Bizler hem birer teberruk ahli salih insanlar bilen uçraşıp kalganımızda ya ki ularını yaşı hısletlerini eşitkenimizde heves kılıp bizge hem sizni yolingizni versin falancıga okşap yüreylik degen ibarelerini işletemiz. Bir ihtiyar adam şünge ergeçkenini heves kigenini ifade etedi. Aslida mu'min musulmon kishi uchun o'rnak bo'lishga eng loyiq va eng haqli zot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlari bizlar uchun ibrat maktabidir. Qolaversa, hozirgi kunda biz musulmon ummat yo'l qo'yayotgan ko'plab muammolar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganish, ergashish hamda namuna qilib olish orqali yechim topadi. O'zi bizning muammoimiz ham shunda. Bizning xatoimiz ham shunda. Biz duch kelayotgan mushkullarning sababi ham shunda. Rasulullohni o'rganmayotganimiz, Rasulullohga ergashmayotganimiz. Zira Peygamberimizin hayatları bizler için ibret mektebidir.
Qolaversa hozirgi kunda biz musulmon ummati yo'l qo'yayotgan ko'plab muammolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganish, ergashish hamda namuna qilib olish orqali yechim topadi. Zero Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda bandalarga u zotni ergashishga chaqirib, ul zotga ergashishga chaqirib. A'udhu billahi minash الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أي إيمان كثير قلر Sizler için Allah tebarek ve teala ahiret günüden ümidi var bulgen. Hem de Allah'ını kub yad kıladigen kişiler için Allah'ın peygamberi de güzel namuneler vardır. Ey iman keltirgenler! Ey iman keltirgenler! Allah'a iman keltirgenler! Kıyametke iman keltirgenler! Sizler için Resulullah'ın hayatlarda güzel ibretler vardır. Bugungi suhbatimizda u zotning barakotning hayot tarzlarini o'rganish va imkon qadar hayotimizga tatbiq etish maqsadida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir kunlari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Rosa ko'p adabiyot o'qiymiz, rosa ko'p kitoblar o'qiymiz, ma'lumotlar o'rganamiz. Bilmadim qancha adabiyot o'qidik, qancha kitob o'qidik, esimizda ham yo'q. Mümkün 10 mingdir, undan ko'pdir, yana bilmaymiz qanchaligini. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlariga birortasi teng kelmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlaridagi ma'lumotga birortasi to'g'ri kelmadi. Birortasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlari bilan teng bo'lgani yo'q. Mana men degan olimlarni, mana men degan filosoflarni, mana men degan ulug'larning hayotini ko'p o'qiymiz. Lekin Rasulullohcha bo'lmadi. Odatda sarvari olamning har kungi faoliyatlari taqriban kechaning oxirgi 3-chi qismidan boshlanar edi. Kechaning oxirgi 3-chi qismidan boshlanar edi. U zot uyqudan uyg'onganlaridan birinchi bo'lib qiladigan ishlari Alloh taborak va taoloni zikr qilardilar. Tahminan mana unaqa. Ertalab masalan aytaylik 6 deylik. 6dan 10, 6dan 15 daqiqada bomdod kiriyotgan bo'lsa, 6da turdik deylik. O'zimizga keldik. Qarasak chap tomonga qarab yotibmiz. Qarasak pastga qarab yotib qolmiz, tavba qildim. Qarasak osmonga qarab yotibmiz. Uyqu yarim o'likdir. Kim qanaqa yotgan bo'lsa yotibdi-da, endi o'ziga kelibdi. Birinchi sunnat shu ekanki, o'ng tomonga yonboshlar ekanmiz. Bismillahir Rohmanir Rohim deb ko'tarilar ekanmiz. Birinchi sunnat shu ekan. Esinglardami, ota bu aytardi. Chap yoning bilan turdingmi degan gaplar bo'lar edi. Chap yoning bilan turdingmi degani sunnatga amal qilmadingmi, ja azoying buzug'u degan ma'noga boradi endi bu. O'ng tomonga yonboshlab birinchi bismillahir rohmanir rohim deb ko'tarilar ekan. Bu bir, ikkinchisi. Bu narsalarga qo'l urishdan oldin qo'lni yuvib olar ekanmiz. Shuning uchun mo'min musulmonni uyida obdasta turadi. Janob Rasulullohdan hadis vorid bo'ptiki, har kim tongda tursa birinchi qo'llarini yuvsin, chunki tunda qo'llari qaysi joyda orom olganini bilmaydilar. Uyquda endi bu odamni qo'li qaysi joyda orom oladi uni kim biladi? Shuning uchun har narsaga qo'l urishdan ilgari ikkinchi sunnat shu ekanki, qo'lni yuvib olish kerak ekan. Odob bu. O zot uyqudan uyg'onganlardan
birinci bo'lib qiladigan ishlari Allohni zikr qilish edi. U zotni hamd va sano bilan eslash bo'lgan u zotni jumladan shundoq der edilar. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni zikr qilishlarini rivoyat qilyaptilar. Alhamdulillahi allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi zikrihi. Jasadimga jasadimni sog'lom etgan, jonimni o'zimga qaytargan va o'zini zikr qilishimga izin bergan Allohga hamd bo'lsin deb turar ekanlar. Jasadimni sog'lom etgan. Ey birodarlar, jasadni Allohim sog'lom etmasa bu go'shku, bu 100 kilo go'sht, 80 kilo go'sht u. Odam o'zini o'zi boshqarolmay qoladi, bu mana yo'tal o'lgur keldimi hammaga? Yeb o'lsin yo'tal bo'lmay, odam o'zini o'zi boshqarmay qolyapti. Agar Alloh taboraka va taolo buni jasadni sog'lom qilib qo'ymasa, bandasi qila olmaydi uni. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci ayet etken gepleri Allah'a hamd bulsun, cesedimni sağlam etken, ruhumni özümge kayıtarken, kayıtmasa çiğ ruh, kanca adam uykuda ölüp kaladı. Ve özünü zikir etişke izin etken, hakikatini göreyim, adam öyle yaptı, men akıllıyman de, men takvadarman, Allah'ını köp zikir kılaman, bekarlarını bir iştesine etipsiz. Allah tebarek ve teala kalbizge sagan için kılıyapsız. Allah tebarek ve teala tilizge izin vergen için kılıyapsız. Şu Cenab-ı Resulullah'ın dualarında bırakın. Kayıtları okuyayım ben dualarını. Mübarek dualarını. Hazreti Cenab-ı'nın mübarek duaları. Birinci eğitken duaları. Eğitken duaları. Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî. وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ رَوَى إِمَامُ الْأَحْمَدِ O'sha ulug'larni katta muhaddis zotlarning bittalarini rivoyatlari İmam Ahmed bin Hanbalning rivoyatlari. Demak, uyqudan uyg'onganda sog' salomat uyg'ongani uchun Allohga shukr qilish, u zotni yodga olib zikr qilish va unga hamd va sano aytish Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerindendir. İtibar verin. Sünnetlerindendir degen cümle kep kosa, bunu kılmaslik makruhtur, adabsızlıktur deyip tevil kılınadı. Rasulullah'ın sünnetleri değilse bizim mezhebimizde göre, onu kılmaslik, onu becermaslik, onu ergeçmaslik, onu itibarsızlık, makruhdur, adabsizlikdir deyiladi. Keyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvak işletar edilir. Misvak işletar edilir. Bunun hikmeti şuki, misvak uyku sebeplik payda bo'lgan og'izdagi noxush hidni yo'q etadi. O'zi umuman mu'min musulman xushbo'y bo'ladi. Doğru, hali çuruk kiyimler kiyişi mümkün, eski nerseler kiyip yürüyüşü mümkün. Lekin mu'min sesi miydi? Mu'minden daim hoşboy hidi geledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci kıladigan işleri ertelepteki ağızlarına misvak kılarak eller. O yüzden Rasulullah'dan nakş hidi gemegen, şunda bu sehem misvak kılarak eller. Buning hikmati shuki, misvak uyqu sabablik paydo bo'lgan og'izdagi noxush hidni yo'qotadi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doimo misvakni yonlaridan yonlariga qo'ygan holda uxlar edilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida doim misvak turar ekan. Katta ustozlar ham hiç misvakını koymaz idi. Yanında misvak yürür idi. Endi şunu yapmaz, bu misvak zarur narsa ekan.
Uyg'onadigan bo'lsalar avvalo misvokning ishlatar edilar. Imom Ahmadning rivoyatlari bu ham. Keyin sarvari olam tahorat olib tahajjud namoziga kirishardilar. Odatda avval yengil 2 rakat namoz o'qib, keyingi rakatlarda uzun o'qir edilar. Uzoq muddat tik turishlari muborak oyoqlari shishib ketganiga guvoh bo'lib turgan Oysha onamiz radhiyallohu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e rahmleri gelip, bunun bahisini sonra geldiler de uzat, şükür kılığı bende bulmayayım mı deyip cevap verirdiler. Ya Resulallah, çok uzak durasız, ayağlar iş geti yaptı, uzak durganızdan deyip, rahmleri keseler, Allah'a şükür kılığı bende bulmayayım mı? Diyerek geldiler, hakikaten, yaş kette bugünden ki gün, bir cayda uzak otursaydım, oyoq ishib qoladigan holat bo'lar ekan. Hazrat janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa uzoq turar ekanlarki, oyoqlar ishib qolar ekan, ishib ketar ekan. Oysha onamiz radhiyallohu anha achinib ketyaptilar. Ya Rasululloh, oyog'ingiz ishib ketyapti desalar, Allohga shukr keltiruvchi bo'lmaymi? Qarang. Ushbu ulug' ibodatga biz ham odatlanishimiz kerak. Avval bilmagan, o'rganmagan bo'lsak, endi intilishimiz zarur bo'ladi. Birodarlar, sekin-sekinlik bilan harakat qilish kerak. Oldin bilmasdik, eshitmagandik, mana eshityapmiz, bilyapmiz. Ushbu ulug' ibodatga biz ham odatlanishimiz kerak. Avval bilmagan, o'rganmagan bo'lsak, endi intilishimiz zarur bo'ladi. Keyin to bomdod namoziga azon aytilgunga qadar yonboshlab yotar, ba'zan biroz mizg'ib olardilar. Bomdod namoziga Hazrati Bilol radhiyallohu anhu azon aytsalar, darrov o'rinlardan turib azon kalimalarini takrorlar, tahorat olishga ehtiyojlari bo'lsa tahorat olib, 2 rakat bomdodni sunnatini o'qib olar edilar. Hazrati Bilol ibn Raboh hozirgi Suriyaning Raqqa degan yerida Bilol ibn Raboh radhiyallohu anhu bilan Hazrati Uvays qaraning yonma-yon ko'milganlar. Bilol ibn Raboh ulug' sahobalardandirlar. Ul zoti bobarakot payg'ambarimiz Rasulullohning muazzinlaridirlar. Hazreti Bilal ibn Raboh Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hücrelerini aldılar da namazı bomdod, namazı bomdod deyip keterek eller. Hazreti Cenab-ı hücrelerden çıkıp, saadet hücresinden çıkıp elinden kekin iki rekat sünnetini okurak eller. Hazreti Bilal cemaat namazına yığılgenlerini korup hücre-i saadetinin altına gelip As-salat ya Resulallah der ediler. Şunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mescidke çıkıp bomdod namazını okup birer ediler. Namazını okup bulgeç mübarek yüzlerini kıblege karetken hallerde uç meratebe istihbar eyter ediler. Namazdan kegin estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah deyimiz ki şu Cenab-ı Resulullah'dan vardıken. Namozni bomdodda o'qib bo'lgandan keyin janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiblaga qarab turgan hollarda 3 marta istig'for aytar ekanlar. Mana shu yerda bitta nozik joyi bor. Qoragalarim shu yerda mahal bir qiziq odat bor. Namozga takbir aytayotganda domlalarimiz kirib kelyapti. Mumkin shu janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uylari masjidlarga yaqin turganligini e'tibor qilsalar kerak. Ya'ni azon aytilgandan keyin takbir aytgulunguncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqib kelardilar. Endi bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujralari masjidga nisbatan yaqin joylashganligi munosabati bilan bu. Aslida qanaqa mashru' ish qanaqa, shariatda qanaqa? Shariatda shunaqaki namozni azonini masjidda o'tirib eshitsa savobi ulug' bo'ladi. Haqiqat shudur. Ko'p rivoyat mana shu ma'noga rivoyat qilgan kitoblardan.
Kim namazını okuyman deyip mescidge birinci kadem bassa goya, Allah'ını yolda tüye soyup terketkenli sebabını alır. Şuna hadis kegen. Namazını okuyman, bamdatını okuyman, peşinini okuyman, asır nişanını okuyman, hıptanını okuyman deyip mescidge birinci kırıp kegen adam, tüye soyup terketkenli sebabını alır iken. İkinci kırıp kegen adam hokus soyup tarqatganını sababını alar iken. Üçüncü kırıp kegen adam koy soyup tarqatganını sababını alar iken. Ahırrağda kırıp kegen adamlar horoz soyup tarqatganını sababını alar iken. Takbir aytgan de kırıp kelayotgan adam namaz okudu degen halat bolar iken. Şunun için takbir peytide kırıp gelişini ulema yaşlı sanemegen. Aldırrağ kırıp oturuş gereği böyledi. Şu sabab böyledi. Etmez ki, namazga hallaslap geliş mekruhtur. Karın aç geliş mekruh, namazda karın aç duruş mekruh. Avukatini yeval birader, nefsini kandır birader, namazga kegin tur birader. Abu Hamid Gazali'ye aytadılar. Namazda turup avukatını oylagenden, avukatını yiyetip namazını oylagen sevaplik rak deydi. Namazda turup samseni mi böldü, şorveni mi böldü degenden göre, şorveni içip turup namazını kaçanı okuyemiz degenini sevabı uluk eken. Bu nefste bu. Birincisi havlıkıp kemeslik. Havlıkıp hallaslap kemeslik. İkincisi karnı açıp gelmeslik. Üçüncüsü kıstap durmeslik. Ya bar tağırat khanege bar. Hacetin ne çıkar birader. Kıstap durma namazda. Meneşi nerseler namazdaki muhum vakiyeler. Adam hatırcan bilsin. Ahir namaz okuydu biraderler. Namazını okup bulgeç, mübarek yüzlerini kıblege karegen hallerde üç meratebe istiğfar eyter ediler. Cenab-ı Resulullah'ın namazlarının keyfiyeti, görünüşü, hakkıda gebket yaptı. Sonra, Allahümme entes selam, ve minkes selam, tebârakte ya zil celali vel ikram der ediler. Keyin cemaatke karab namazdan keyingi zikirlerini ada etken ediler. Bu Bamdat'taki haletleri bu. Bamdat namazını ada etip bulgenden keyin köpçilik sahabeler bilen birge zikir bilen meşgul bulerdiler. Kuyaş çıkıp biraz müddet ötkenden keyin türüp işrak namazını ada eter ediler. İşrak degeni hayit namazını okuyemiz ki hayit namazı okuyduken vaktimiz. O şefeyde okuledigen iki rekat. Bazı ulema tor rekat deydi. İki rekat, iki rekatten tor rekat. Meneşini işrak namazı deyip etken. Kitaplarda duha namazı yem deydi. Hak kelamı mecidi de. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve duha. Duha bilen kasam degen. Eslatib o'tamiz, Kur'an-ı Kerim'de kasam bilen kegen vakitler, mu'minler için, Müslümanlar için ota muhim ekanligini bildiredi. Meselen, vel fecri, bamdat bilen kasam. Vel asri, asr bilen kasam. Ve duha, duha bilen kasam. Nega duha bilen kasam? Nega başka peytlerge kasam? Duha bilen kasemligi, Allah'ını ötken peygamberlerinin hemmelerini dua kılış peytleri duha peyt deyken. Ötken peygamberlerimizi hemmeleri duha peyti dua kılırkenler. Hususen Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam Allah bilen 40 gün razı yetişkenler de duha peytte razı yetişerekenler. Görmeysiz mi? İkide hayatımız var, ikide namazımız var bir yılda. O hem duha peyitte ikenliğini görmeysiz mi? Ne gibi Bamdat'ı kekende okup getirmedik?
Nega xuftonga kelganda o'qib qo'yormadik? Nega peshinga kelganda qo'shvormadik? Chunki duho alohida aytilgan payt. Ya'ni o'sha paytda ixtiyoriy namoz o'qishni ishroq namozi der ekan. Quyosh chiqib biroz muddat o'tgandan keyin turib ishroq namozini ado etardilar. Birodarlar, mana suhbatimizga yana xoli bo'ldi. 883 Cobalt mı? Cobalt maşinası çetke alıp koysun eken. Maşinalarını. Hemmesini veriyor yani namaz diyem etmeyelik namaz tohtat. Buna kadar öyle biraderler. Sizlerden iltimas, ulavlarımızı çetke alıp koyaylık. Hazır indi hepsilik noktayı nazarıdan şu hadımlarını, devlet avtomobil nazarat, hizmet hadımlarını, şu taleplerini kımaske başka ilacımız yok. Özümüzden çünkü bo'ysinishgan majburimiz jon birodarlar. Quyosh chiqib biroz muddat o'tgandan keyin turib ishroq namozini ado etardilar. Buni fazilatini bayon qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq aytadilar. Hadisni ma'nosini o'qiyman, tarjimasini o'qiyman. Kim bomdodni jamoat bilan o'qsa, so'ngra quyosh chiqquncha Allohni zikr qilib o'tirsa, keyin ikki rakat namoz o'qisa, uning uchun haj va umraning ajridek bo'lur. To'liq bo'lur, to'liq bo'lur, to'liq bo'lur deganlarni hadis kitobda keltirgan. Umra bilan hajni savobini to'liq olar ekan. Bomdodni o'qib, bomdoddan keyin zikr qilib o'tirib, ana quyosh chiqqandan keyin duho namozini ado etsa, Hac bilen ümrenin savabını toluk olarken bitti temmetin temmetin degen cümle geledi hadiste toluk olur toluk olur toluk olur bu degeni bu şu adetini şu sünnetini kıyıp yürgen adamdan hac sakit böyle degenimez biraderler doğru çünkü savabını olur hacını savabını olur umreni savabını olur Ondan hac sakit olur degeni emez. Kayıttan aytamiz bunu. O zat sahabeler bilen birge oturardılar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adet-i mübarekleri devam etedi. O zat sahabeler bilen birge oturar idiler. Ularının dünyavi işleri hakkında sohbetleşer. Bazen ular bilen İslam'dan aldıngi devirlerde bulgen vakiyelerini eslep. Sahabeler bilen külüşer idiler. Külüşen var biraderler. Fakat külmak için yalganını tokup bulmaydı. Kim adamlarını küldüremeyin, kim adamlarını küldüremem deyip, yalganlar toksa orındığını da uzaktan kısın deyirler. Bar vakiyeni külgülük ifade kıp bir iş var. Bir adamlarını kanı, Yaxshi to'g'ri gaplarni gapirib bir kuldira olsangiz qani yolg'on to'qib bo'lmaydi. U validaga bo'lar bo'lmas narsalarni to'qish musulmonniki emas u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning odatlarida shunaqa kulgili holatlar bo'lsa kulishmam olishar ekan. Eslatib o'tamiz. Hazrat sahobalar aytadilar. Tog' ko'ksilarida tog'dak iymonlari bo'lib silkinib silkinib kulgan zotlarni ko'rdik degan hadislarni keltirganlar. Hazrat sahobiylar shu ko'ksilarida tog'dak iymonlari bilan silkinib silkinib kulardilar. Ya'ni ularni samimiy kulgilarga ishora bo'layotgan ekan. Kulishi ham bor. Ha deb kulishish yaramaydi. Kulishish bor. Unda ham me'yor bor ekan. Ha deb kulsa yuzdan payz ketib qoladi. Ha deb kulsa so'zdan ta'sir ketib qoladi. Ha deb kulsa qalb qorayib qolar ekan. Ha deb kulsa odamlarning ichidan obro'si to'kilar ekan. Ha deb kulsa qabr azobiga tushib qolar ekan.
ha deb kulsa qiyomatda Rasulullohning shafoatlaridan benasib bo'lib qolar ekan. Ha deb ham kulish yaramas ekan, lekin o'rnida kulmoqliq u ham bor ekan. Bazen ularga ta'lim berar va vaz qilar edilar. Bazen mana shu paytda sahobalarga din ishlaridan bergan savollariga batafsil javoblar berardilar. Agar biror oyat nozil bo'lib barcha odamlarga uni yetkazishga zarurat bo'lib qolsa, bir jarchini qo'yib atrofdagilarni chaqirtirardilar. Keyin u zot minbarlarga chiqib yetkazish kerak bo'lgan oyatlarni va diniy ko'rsatmalarni yetkazardilar. Oldingi haftada bir narsani aytib sizlarga esdan chiqibdi, bizdan o'tibdi uzr. Qoz domlam tashrif qilgan edilar O'zbekiston musulmonlar idorasi. Raisi Hazrati Muftiy Hazratimizni birinchi ma'ullari Hazrati Qozi domlam Homidjon qori buvam Ishmatbekov hazratlari kelgan edilar. Shetda minbar masalasi ko'tarilib qoldi. Endi yangi qurilayotgan Allohning baytida minbarni bir balkonga o'xshatib, bir zamonaviy tarzda olib chiqmoqchi bo'lishni olib chiqmoqchi bo'ldik o'zimizcha endi. Shu chiroyli bo'ladi, katta bo'ladi, chiroyli ko'rinadi, mana shunga shunaqa yarashadi degan bir ojizona bir fikrimiz edi, shunaqa maslahatimiz edi, lekin bu zot kelib bizni to'g'lab qo'ydilar. Sababi Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbardan chiqib gapirganlar. Balkondan turib emas. Mana shu gap bizga ham to'g'ri keldi. Natijada yasagan balkonimizni yopdik, mana unaqa minbar qurishga kelishib oldik. Shuning uchun maslahat yaxshi. Maslahatni olgani yaxshi. Maslahatni bergani yaxshi. Ulamo bilan kengashgani yaxshi. Odamni o'ziga qolsa o'ldi, shaytonga ish topiladi. Olib ketadi o'tlatib. Ha, sen to'g'risan, sen ilmliysan deydi, bo'ldi. O'tlab ketaveradi domla. Shuning uchun maslahat yaxshi. Minbar Rasulullohdan qolgan. Shuning uchun buni har qancha kichkina ko'rinmasin yoki katta ko'rinmasin, ko'zimizga jaq qulay yoki noqulay ko'rinmasin, baribir minbar yasatamiz inshaalloh. Chunki janobimiz minbardan aytganlar, minbardan aytirganlar. Mana kelyapti o'sha voqealar. Masjiddan uyga qaytsalar, biror tanovul qiladigan narsa bor yoki yo'qligini so'rar edilar. Agar biror yegulik bo'lmasa, unday bo'lsa men bugun ro'zadorman deb nafil ro'zani niyat qilardilar. Namozdan qaytsalar, uyda nima bor deb so'rar ekanlar. Agar biror yegulik bo'lmasa, men bugun ro'zadorman der ekanlar. Aqlimizga ham to'g'ri kelmayotgandir bu gaplar. Biz uyimizda bir oylik, bir haftalik, uch kunlik kamida ro'zg'or bor-ku. Rasulullohning uylarida yegulik narsa bo'lmasa ekan, bugun ro'zadorman deb o'rar ekanlar. Ketini eshiting. Agar biror yegulik bo'lsa, ahli oilalar bilan tanovul qilardilar. Uzot alayhi salatu vasallam suyanib yoki yonboshlab ovqat yemaganlar. Yalpayib ovqat yemas ekanlar. Qisinib o'tirib ovqat yer ekanlar. Balki kamtargina shaklda yerga o'tirgan holda taomlanardilar. Taomda biror kamchilik bo'lsa, uni aybini aytmasdilar. Taomda biror bir kamchilik bo'lsa, hech ham ayblamas ekanlar. Azgina tuzi sal o'tib ketgan bo'lsa, sal pastroq bo'lsa, bo'rillab yoryapmiz, u bo'rillab. Kelinni urishib. Ay yema, yegin kelmayotgan bo'lsa yema, ovqatni ayblama. Ketini eshiting. Ma aban nabiy sallallohu alayhi va sallam ta'aman qattun in ishtahahu akalahu va illa tarakahu. Qanaqa bo'lsa shunaqa o'qiyapman.
Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birer mette avukatını eyibleme geldiler. Birer mette eyibleme geldiler. İşte haler tartken bu seyye geldiler. Ya mesela yeme geldiler. İşte hem bu seyye. İşte hem bu mesela onu eyibleme birader. Raza kızık cahaya kele oldu. Şiyette tokta çıkan mecburumuz. Çünkü bir yerde saatlerimiz namaz vaktlerine yakınlaşıp bari yaptı. Ey Allah'ım, bizge bundak ibretlik, Resulullah'ın hayatlarını yübergen ulemadan razı o gün. Allah'ım o şey ulemanı, dünyasını, ahiretini abat etkin. Bizge hem bundak bir güzel nerselerge ergeşini berçemizge nasip etkin. Yine Resulullah'ın hayatlarına, yine Resulullah'dan ibretlerine inşallah yine kayıtacak mız. Muhteremezler, taşkara ence soğuk. Şunca cemaatler toplanıp geldik. Hammelerimiz bana taharetler ogen, gusuller ogen, niyetler kigen, Allah'ın beytige kademler basken, onun üstüge ikide cenaze kep kigen, bir kollerimizi dualerge açaydık, amin. Allah'ım, müşkül işlerimizi asan yetkin, hacatlerimizi reva yetkin, dertlerimizge deva birgin, rençlerimizge şifa birgin. Bu cemaatten şifa talebide bugün biraderlerimiz, iltimas kigen biraderlerimizi atelerge, anelerge şifa birgin. Oğlan kızlarige, oğul kiyevlerige, Allah'ım kelin kiyevetlerge şifa birgin. İlaha bu bekhtleri açılmasından türgen oğlan kızlarımızı bekhte açılıp geçsin. İlaha perverdigarın perzen talebide türgen dostlarımızga Allah'ım salih salihler birgin. Uzak yurtta yürgen mu'minlerini, mu'minatlarını Allah'ım isalaman üylerge kaytergin. Allah'ım beytinge hizmet kılıyetken mu'minlerden, mu'minatlerden bu ihsallarını kabul kıyın. Karangı gör, heybeti zorge bargen de Allah'ım özün ez katsın ilaha. Özlerige, atanelerge nispeten rahmetler bu yetip varsın. Kagellerimizge hem yakşı emellerini Allah'a nasip kıyın. Onu bizden kabul etkin. Kança biraderlerimiz iltimaslar kılışken, kança biraderlerimiz kütübiyat şereken, cemaatler gelip dualar kılış edip, Allah'ım, mu'minlerini, Müslümanlarını öylegen arzuları, öylegen niyetleri, şer'i maksudları özünge ayan, onge yetkezgin. İlaha Allah'ım ötken biraderlerimizi, anahan, atahallerimizi, mağfiretu, rahmet etkin, şaisteyi cennet etkin. Abdülkabir Hacakem mi keçe ekeleri ötüp agen, yoldaş can atar, yoldaş Hacakem digen adam, köp meneşi Allah'ını beytige tahteler bilen köp yordan birgen idi Abdülkabir Hacakem mi okeler. İlaha Allah'ım yatar yerlerini ruh-i reyhan cennatı naim kigin. İlaha Allah'ım vatanımızını semaviyyü, aradiyyü belalardan esregin. Ana o mumun Müslümanlı yurtdaki hem tinçliğini kaytargin. Hatır cemliğini kaytargin. Bizni yurtimizni Allah'ım künden kün sayın ilaha ozin panahinde esrap koygin. Kanca mumun Müslüman Allah'ını beytini kuradı. Kançası özü için imaretleri kuradı. Kançası yol kuruluş, köprik. Allah'ım seni yolunda kuruluş kılıyetken mumunlarga acır birgin. Acirlerini köpeytirip yergin. O şey acirlerden, o şey yollerden biz geyem nasip kigin. Allah'ım Hazreti Cenab-ı Ergeşini berçemizge nasip kigin. O kişini Allah'ım şefaatlerden berçemizge nasip etkin. Allah'ım bizge dünyanı yakşiliklerini birgin. Ahiretini yakşiliklerini birgin. Kıyametinin azabıdan sahnegin. Allahümme إنا نسألك الصحة والأمانة والعفة وحسن خلقي ورضاء بالقدر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي وسلم وبارك عليه بفضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين.